Merhaba Kanal 15 izleyenleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından hazırlanan çiftlik programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımız başlamadan önce Burdur'da gitmediğimiz ilçe, girmediğimiz çiftlik kalmayacak demiştik. Çiftlik programı kapsamında bu haftaki durağımız Bucak Karayeliler Köyü. Sevgili Kanal 15 izleyenleri, çiftlik programı bu hafta Bucak'ta Karayeliler Köyü'nde olduğunu söylemiştik. Çiftliğin bu haftaki konusuysa beslenme hastalıkları. Şöyle izah edeyim. Bir hastalığın tedavi edilmesi mi daha ekonomik, yoksa hastalığa yakalanmadan önce alınması gereken tedbirler mi? Bu ve buna benzer soruların ve cevapları birazdan öğreneceğiz. Sevgili Kanal 15 izleyenleri, Bucak'ta Karayeliler Köyü'nde olduğumuzu söylemiştik. Erdemoğlu çiftliğindeyiz. Bir tarafımda geçmiş programlardan da tanımış olduğunuz Veteriner Fakültesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Numan Oğuz hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer tarafımda ise çiftliğimizin ortaklarından Mehmet Ali Erdem Bey var. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk biz de. Mehmet Bey, öncelikle çiftlik kurmaya nasıl karar verdiniz? Bununla ilgili ya da çiftlikle ilgili biraz bilgi alalım sizden. Şimdi efendim ilk önce çiftlik kurmaya karar vermemizin, biz zaten bir aile şirketimiz var. Erdemoğlu Canlı Hayvancılık Şirketi'ni kurduk. 5 kardeş. Bunun üzerine burada bir 30 dönümlük arazi aldık. 30 dönümlük araziyi aldığımız zamanlarda burada ne yapabiliriz diye düşündük ve bir hayvan çiftliği kurmaya karar verdik. Nihayetinde tabii ki burada 2010 yılında başladık bu çiftlik kurma işine. Tabii ki bu görmüş olduğunuz çiftliği yarım kaldı. Kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak sadece maddi devlet katkısı olarak 21 tane hayvana 3600 lira kredi aldık. Hayvan kredisi aldık. Diğer bütün tesisin yapımlarını, her şeysini kendi imkanlarımızla yaptık. İlk etapta çok zorluk çektik. Tabii ki bu işte bir bilgi sahibi olmadığımız için. Nihayetinde bir sene sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne, Veterinerlik Fakültesi'nde Numan Hocam'ı tanıdık. Daha sonra tarım il müdürlüklerinde ve çeşitli yerlerde birçok bilgiler aldık. Ama ilk etapta 21 hayvan aldık. İlk hayvan zayiatımız 8,5 aylık bir tane mondofon hayvanla başladı. Tabii ki bu da bizim bu işte acemi, yani olmamız, fazla bilgi sahibi olmamamızdan kaynaklandı. Mehmet Bey, siz bir nevi aslında çiftçiliğe adım atacak olan insanların da sesi olacaksınız. Çiftçilik yapmak isteyen insanlar neler yapsın da neler yapmasın, onların sesi olmanız gerekirse neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim ilk önce böyle bir iş yapmayan, isteyen kişilere ve arkadaşlara tavsiyem şudur. Araştırıcı olmaları, araştırmaları. Bizim düşmüş olduğumuz hata nedir? Böyle bir 16 dönümlük araziye böyle bir çiftliğin yapmamız en büyük hata. Yani arazi, ekilen bir araziye çiftlik yapılması büyük bir hataydı. Burada bunu da yine geçelim. Yine çiftliğin kurulması üzerine, hayvanların alımı üzerine, işletme üzerine, bakım üzerine çok iyi araştırıcı olmak gerekiyor. Her şeyden önce
Burada en büyük hatayı şurada yaptık. Burdur'da bir veterinerlik fakültesinin bulunmasıydı. Ama biz buradan bilgi almamamız. Buralara gidip bir bilgi sahibi olmamamız. Ve ikincisi yine büyük çiftlikleri dolaşmamamız. Büyük çiftlikleri gezdik ama bizim gezmiş olduğumuz çiftliklerin hepsi güneyi kapalı. Güneyi kapalı. Bir kere çiftliklerde bizim burada da mesela dikkat ettiyseniz güneyimiz kapalı. Bu en büyük bir yapım hatası. Güneyi kapalı olan bir çiftlikte hayvan nihayetinde güneş görmüyor. Güneş görmeyince D vitaminini alamıyor. Ve dolayısıyla bu hayvanların bir noktada bilhassa buzağların performansını düşürüyor. Bunun için böyle birçok hatalarımız oldu. Peki bu neyden kaynaklandı? Mühendislerin, mimarların kimin hatasıydı bu? Şimdi ilk önce tabii ki buradaki en büyük hata bir projesini çizdirdik. Projesini çizdirdik ama projeye uymamaları yapılan kişilerin, vermiş olduğumuz kişilerin projeye uymaması ve bir ikincisi de bu işi bilen bir kişilerle çalışmamamız. Eğer bilen kişilerle bu işi çalışsaydık bu şekil böyle zor bir durumla karşılaşmazdık hiçbir zaman için. Şimdi buradaki en büyük, bu çiftlikteki en büyük noksanlık şu. Bir, burada bir doğumhanenin olması gerekirdi. Sağım odalarının olması gerekirdi. Buzağa bakım yerlerinin olması gerekirdi. Artı bir de çiftliğin altyapısının yapılması gerekirdi. Mesela su giderlerinin ve çeşitli şeylerin. Bizim buradaki en büyük noksanlıklarımız bu. İkincisi, bir çiftlik yapılırken yol çok önemli. Mesela yol önemli. Niye önemli? Mesela herhangi bir şeyde çiftlikteki sılajların, efendime söyleyeyim, çeşitli yemin gelmesi, bunların yani çok büyük. Biz burada en büyük sıkıntımız yolun olmaması. Yolu sonradan nihayetinde kendimiz yaptık. Böyle çok çeşitli şeyler. Yani daha doğrusu çok iyi araştırılıp ondan sonra bu işe adım atmak ve başlamak gerekir. Peki şimdiki durumunuz nedir? Kazanç elde etmeye başladınız. Bu kadar zorlukla karşılaşmışsınız, yılmamışsınız. Şu anda 2010 senesinden beri bu işi yapıyoruz. Bir kuruş para kazanmadık. Maalesef beş ortak kardeşler olarak da söylüyorlar. Ya biz bu işte hiçbir para kazanmadık. 21 veya 30 tane hayvanla başladık. Bugün çiftlikte de işte görmüş olduğunuz 30 kusur 40 tane hayvan var. Ha peki bu kadar zorluklarla karşılaştınız, nasıl yendiniz? Tabii ki katkı payı yapmak suretiyle. Yani ayakta kalmamızın sebebi her yıl 40 bin lira, 50 bin lira civarında katkı payları yapıyoruz yani. Bu da nasıl oluyor? Hayvan satmakla oluyor. Mesela şu anda bizim burada 5 senedir bu işi yapıyoruz. Kaç tane hayvan olması gerekirdi? 200 tane hayvan olması gerekirdi. Ama şu anda 70 küsur tane hayvan var. Demek ki yani bir şey kazanmıyoruz yani. Kazanamıyoruz yani. Ama seviyorsunuz da yani belli bırakmadığınıza göre sevilen bir iş varsa çiftçilik. Şimdi tabii ki biz sevilen de olsa da ama nihayetinde burada en fazla benim kardeşimin oğlu var, Ramazan kalıyor. Bizler Antalya'da olduğumuz için haftada veya ayda bir sefer geliyoruz buraya. Yani durum bu. Şu andaki mevcut durumumuz bu. Bir de en büyük, şu andaki en büyük sıkıntımız hayvancılığın yani en büyük sıkıntısı şu. Bir, yem girdileri çok yüksek. Evet. Mesela şu anda yemin çuvalı 58 lira. Bizim sütün şeyi 1 lira 15 kuruş. Firmaya veriyoruz. Firma 15 gün sonra efendim sütünüzün yağ oranı düşük, bir ceza kesiyor. Bu da ne yapıyor? Bu sefer bütün şey yapmış olduğunuz, bu sefer yemin çuvalı kaç paraya gelir size? 65 liraya gelir bir ceza yediğiniz zamanlarda. Bu da ne yapıyor? Otomatikman sizin kazancınızı düşürüyor. Yani bu gibi durumlar. Peki bu önlenemiyor mu bu cezalar ya da? Şimdi efendim şöyle ki ceza oranı bizim en büyük şu andaki üreticilerin en büyük sıkıntısı bu. Bunun için biz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne de gittik. Hocamlara da yani konuyu açtık, bahsettik, anlattık. Fakat şöyle bir durum var yani hocamın da söylediği doğru, yapılacak bir şey yok yani. Biz nihayetinde bunu tarım il müdürlüklerinin müracaat edip onların el atması gerekir.
Tabii firmalar nihayetinde bizim siz diyor, mesela bir hayvan 6 kilo yem veriyoruz bir hayvana. Yemini artıracaksın diyor. Yemi artırdığın zamanlarda 10 kilo yem de versen hayvan yine aynı sütü verir. Bu sefer ne oluyor? Dokunuyor yani, keseye dokunuyor. Bunun şimdi yemin, normal yemi yedirdiğimiz halde sütün yağ oranı düşükse bu hata, bu yemi, keşif yemi üreten firmanın hatasıdır. Bizim hatamız değildir hiçbir zaman için. Yani şöyle söyleyeyim. Firmalar beni kandırabiliyor yani. Kendisini de kandırabiliyor. Patronunu da kandırıyor. Ama bizim çiftlikteki, ahırdaki inekleri kandıramıyorlar. Yani şöyle açıkça söyleyeyim yani. Hayvanı kandıramıyorsun. Yani ineği kandıramazsın. Önüne gayet güzel şeyler versen sana yağlı süt verir. Vitaminsiz şeyler versem, besinsiz şeyler versem yağsız süt verir. Firmalar da kabul etmeyince bunu. Bunu da firmalar kabul etmiyor. Yani böyle bir zorluğun içerisindeyiz. Ben, başka eklemek istedikleriniz var mı? Benim başka eklemek istediklerim, yeğenim Ramazan var. Yani onlar daha çok bu işlerle uğraşıyorlar. Yine bizim tabii ki buradaki çiftlikte bir de bakıcı arkadaşımız var. Çiftlikte çalıştırmış olduğumuz bakıcı arkadaş gayet deneyimli. 15 yıldır bu işi yapan bir arkadaşımız. Çok da deneyimli bir arkadaş. Ama o konuda şanslıymışsınız. Şimdi şanslı olmamız şöyle ki, bu işe yeni başladığımız dönemlerde 6 ayda bir eleman şey yaptık yani, çıkardık, çalıştırdık. En sonunda kendimiz çalıştırdık. Kendimiz başında durduk. Şimdiki arkadaştan memnunuz yani. Hakikaten bu işin biliyor yani, uzmanı arkadaş. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Hocam Mehmet Bey bayağı zorluk yaşamış, evet, bayağı cefasını çekmiş, sefasını da daha da tam sürememiş. Siz veteriner hekim olarak neler eklemek istersiniz bu konuya? Evet, Mehmet Ali Bey tabii sıkıntılar yaşayınca ilk kurulma aşamasında bize geldi. Ve daha ekonomik ve daha dengeli, daha sağlıklı hayvanlarını beslemesi için gerekli. Biz ona bilgileri aktarmaya çalıştık, ona yardımcı olmaya çalıştık ve birçok problemini azalttı, hafifletti. Ama son dönemde tabii bu düşük süt yağı ile ilgili geldiğinde şöyle bir sıkıntı oldu. Tabii biz kullandığı kesif yemi, yani fabrika yemini azaltıp kavu yemi artıracak dengeli bir versiyon hesabı yaptık. Ama şu an sıkıntısı belli bir miktarın altına konsantre yemi düşürmesi durumunda fabrikayla sıkıntı yaşaması. Hani yapacak bir şey yok dediği orada ortaya çıkıyor. Yani aynı süt verimini 6 kilo fabrika yemi tüketerek eğer hayvan alıyorsa bunu 5 kiloya düşürdüğümüzde mesela problemi hafifleyecek. Ama 8-10 kilo konsantre yemi tüketen bir hayvandan iyi bir süt yağını da almak oldukça zordur. Bu konuda sanırım ileride biraz daha konuşacağız. Yetiştiricilerin ciddi sıkıntıları var. Yani bir yetiştirici eğer az fabrika yemi kullanıyorsa ya da kendi yemini kendisi hazırlayabiliyorsa bu iyi bir şey olması lazım. Ama şimdi ekonomik bazı şartlardan dolayı süt alan firmaların bir dayatması var. Bu da ciddi bir sorun oluşturuyor. Tabii birazdan ayrıca değineceğiz. Sağlık sorunları da, yaşanan sağlık sorunları da ciddi bir maliyet kaynağı. Yetiştiricilerin en büyük sıkıntısı bir yandan yem fiyatları, bir yandan süt fiyatları ama bir yandan da bu sağlık masrafları. Bu konuda problemler eğer üç koldan da çözülürse yetiştiricinin hem ekonomik durumu, hem hayat standardı, hem de üretimin verimliliği artacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, birazdan Numan Hocam'la beslenme hastalıkları ilgili konuşmaya devam edeceğiz.
Sevgili seyirciler, hayvancılık işletmelerinin %70'ini, 80'ini yem masrafları oluşturuyor. Çiftçilerin de bunlarla alakalı bazı sorunları var. Yanımda Ramazan Erdem Bey var. Öncelikle biraz onu tanıyacağız, sonra da karşılaştıkları sorunları dinleyeceğiz. Siz tanıyalım biraz Ramazan. Ben Ramazan. 2012'den beri bu işi yapıyorum. Bu işletmenin genel işlerini takip ediyorum. Hayvanların genel durumlarıyla ben ilgileniyorum. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Tek sıkıntımız yem. Feni yem. Yemde ne gibi sorunlarınız var? Şu anda firmaların %80'i kendi ürettiği yemi satıyorlar. Hı hı. O yüzden büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani onların sattığı yemi almak zorundayız. Paranın %50'sine bizim yemimizi alacaksınız diyorlar. Ve en büyük sıkıntıyı da bunda yaşıyoruz. Hayvanların döl tutmalarında, hayvanların kondisyonlarında yaşanan en büyük sıkıntı yedirdiğimiz yemlerden kaynaklanıyor. Anladım. Peki şu an yemleri açıklamak gerekirse nedir bu yemler? Bu bizim süt döktüğümüz fabrikanın kullandırdığı yem. Hı. Bu da dışarıdan aldığımız yem. Evet. Fabrikanın aldığımız yemde denelerin hiçbiri gözükmüyor. Fakat dışarıdan aldığımız yemin deneleri birebir göz önünde, gözle görükebiliyor. Bunun ikisini beraber farklı hayvanlarda denediğimiz zaman 10 hayvanda bunu deniyoruz, 10 hayvanda bunu deniyoruz. O 10 hayvanın sütün yağ oranı 3.9'a kadar çıkarken bu hayvandaki denediğimiz hayvanların yağ oranı 2.8'e kadar düşebiliyor. Peki aynı firmalar bu konuda? Veriyorsunuz değil mi? Aynı miktar veriyorsunuz. Evet. Peki firmalar bu konuda ne söylüyor? Firmalar bu konuda bizi suçlu buluyor. Kendilerini hayatta suçlu bulmuyorlar. Yedirdiğimiz kaba yeme mal ediyorlar sıkıntıyı. Onların verdikleri rasyonu da uyguladığımızda gene değişen bir şey olmuyor. Hı hı. İşte. Peki siz deneyimlisiniz bu konuda. Siz neler söylemek istersiniz? Yemle ilgili bizim sıkıntımız patronumun dediği gibi bu dışarıdan geliyor. Fabrikanın verdiği yem, bu da dışarıdan aldığımız yem. Hı hı. Aradaki büyük bir fark bu, üstün. Firmanın rasyoncusu geldi bize. Hı hı. Farklı rasyon uyguladık. Dedi yeme yedi baktı. Bunu göstermedik tabi. Kendisi dedi ki yemden alakalı değil. Kaba yemden alakalı. Ve onun dediği gibi yaptık rasyonu. Yine aynı yağ oranı düşük. Bizim sıkıntımız yağ oranı. Peki hocam siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi yağ oranını en çok etkileyen kaba yağ. Eğer hayvan kaba yemi ne kadar yüksek tüketebilirse yağla ilgili problem o kadar azalır. Hı hı. İkinci önemli konu da bu konsantre yemin, yani fabrika yemin bileşimi. Bu bileşim de önemli miktarda süt yağını olumlu etkiler. Ama bu bileşimi yetiştirici bilemiyor. Ve eğer bilemediği için de tabii rasyonu ona göre düzenleyemiyor. Özellikle de kendine uygun bir konsantre yemi kullanma konusunda özgür bırakılamıyor. Yani fabrika illa kendi yemini vermek istediğinde yetiştirici bazı sıkıntılar yaşıyor. Yani bu konuda ciddi şikayetler de var. Eğer yetiştirici kendi kaba yemine uygun bir konsantre yemi uygun miktarda kullanabilse sorun yaşamayacak. Ama bu konuda devletin de yapması gereken ciddi düzenlemeler söz konusu. En büyük problemlerden biri de konsantre yemin bileşiminin yetiştiriciye bildirilememesi ve özellikle de miktarı konusunda süt toplayan fabrikaların belli bir miktar yem alma konusunda dayatma yapmaları. Yani biz yetiştiriciye uygun bir şekilde daha az konsantre yem kullanmasını tavsiye ettiğimizde ama ben bu kadar yemi bitirmem lazım dediğinde yapacak bir şey kalmıyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar var. En büyük problemlerin de kaynağı ne yazık ki şu an için bu durum. Konsantre yemlerin bileşimiyle de ilgili bazı şikayetler söz konusu olabilmekte. Hocam eminim programımız izlenecek ve izlendikten sonra yetkililer üzerine düşen görevleri yerine getireceklerdir. Bu yemle alakalı sorunları herhalde yerinde çözeceklerdir.
Sevgili seyirciler, çiftliklerde en fazla karşılaşılan sorunlardan biri de tırnak rahatsızlığı. Mustafa abi buna bir çözüm yolu bulmuş. Buradaki çiftlikteki birçok hayvanın tedavisinde başrolü oynuyor. Bir de kendisinden dinleyeceğiz. Önce sizi tanıyalım. İsmim Mustafa. 15 senedir ki çiftliklerde çalışıyorum. 8 senedir ki tırnak yaptım. Hayvanların genelde farklı bir yöntemle toparlıyorlar. Mantar basit bir tedavi. Ünser. Ünseri de gayet hayvanın canı dokuya kadar inilmesi gerekiyor. Ki içindeki çürükleri temizleyip takoz koyup iyileştiriyoruz. Katranların ilacına bu kadar. Başka bir şey diyemiyorum. Tırnak sonra böyle çözüm buldunuz yani. Evet, böyle çözüm. Canlı dokudaki çürükleri temizlemekle bitiyor. Hocam sizce peki? Önemli bir konu. Sağlıklı normal bir zeminde zaten hayvan yürüdüğünde tırnağı belli bir ritimde aşınır. Ama yumuşak ve nemli kötü bir zeminde uzun süre kaldığında tırnak problemleri daha sık olur ve özellikle de beslemeyle ilgili eksiklikler, fazla yoğun yemleme, işte kaba yem eksikliği, özellikle bakır, çinko eksiklikleri, diğer mineral eksiklikleri, biyotin eksikliği gibi durumlarda tırnakları hassas hale getirir. Bunu tabii önce hayvanda bu problem olduğunu fark etmek, sebebini ortadan kaldırmak ve mevcut durumu da uygun tırnak bakımıyla tedavi etmek gerekir. Sevgili seyirciler, işletmelerde yem masrafları oldukça fazla ama bunun yanı sıra sağlık sorunları da ciddi boyutlarda. Mehmet Bey'den şimdi bununla ilgili bilgiler alacağız. Mehmet Bey, karşılaştığınız sağlık sorunları beslenmeyle alakalı neler? Şimdi ilk çiftliği açtığımız zamanlarda, kurduğumuz zamanlarda karşılaştığımız ilk sağlık sorunu mide döngüsü. 8,5 aylık bir düveyi mide döngüsünden dolayı kaybettik. İlk hayvan zayiatımız o oldu. Daha sonra da bu mide döngüsü olan hayvanlarımız oldu. Beslenme konusunda tabii ki bizim ilk işe başladığımız için bu konuda fazla bilgi sahibi olmadığımız için şu anda çiftlik kurulduğundan bu yana 7 tane hayvanı mide döngüsü yüzünden kaybettik. Daha doğru bazılarını kestirdik. Bazılarını sattık falan. Böyle bir hastalıktan uğraştık. Ama bu hastalığın yani şu anda böyle şeylerle yaşamıyoruz. Yaşamayışımızın sebebi şu. Nedeni de şu. Dediğim gibi biz 2011 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'yle ve oradaki Numan hocamla tanıştık. Hocamı buraya çiftliğe getirdik. Gösterdik. Hayvanlara baktı. Almış olduğumuz hayvanların durumlarını inceledi ve gayet iyi olduğunu. Daha sonra tabii ki bu hocamla tanışmamızdan dolayı gelip gitmelerimiz eksik olmadı. Her hayvan rahatsızlığını, hayvanı kaybettiğimiz zamanlarda üniversiteye uğradık. Hocam bize bu konuda çok yardımcı oldu. Beslenme konusunda. Hayvanları nasıl besleyeceğimizi, hayvan doğum yapmadan önce mesela 7 aylık bir hayvanın, 7 aylık hayvanların ayrı bölgelere almamızı, birbirlerini tosmaması için 4 aylık hayvanları ayrı bölgelere aldık. 8 aylık hayvanları ayrı bölgelere aldık ilk zamanlar. Tabii şu anda böyle bir şey yok ama şu andaki mevcut bakıcı arkadaş bunları yapıyor. Denetimini yapıyor. İlk zamanlar dediğim gibi yani bu tip hastalıklarla daha
sonra 2011'de mesela 2010'da mastisten çok uğraştık. Almış olduğumuz düvelerin ve hayvanların aşılı olmaması, mastis aşısının olmaması. Bu da 2,5-3 yıl kadar sürdü mastisten uğraşmamız. Ama şimdi şu anda mastis konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu sıkıntının olmayışının sebebi şu. En büyük etken burada Numan Hocam. Hayvanlarınızı dedi aşılayacaksınız. Hayvanlarımızı 6 ayda bir aşılattık. Mastis aşısı yaptırdık. Sihir vardı mesela buzağlarda. Buzağlara sihir aşısı yaptırdık. Doğduğu zamanlarda tekrar buzağlarımızı aşılattık. 24 saat içerisinde aşı yaptık buzağlara. Daha sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir buzağların aşıları var. Onları yaptırdık. Yine tekrar hocamın sayesinde diğer bölümlerde mesela iç hastalıklarında, efendime söyleyeyim, diğer bölümlere de gittik. Oradaki hocalarla bizi tanıştırdı, görüştük, konuştuk ve çok büyük faydasını gördük. Veteriner fakültesini bayağı varlığını hissetmişsiniz. Çok büyük faydasını gördük. Bir de en büyük etken bu çiftlik böyle şekil üstü böyle değildi. Tamamen saçtı. Biz hocam geldi gösterdi. Bu çiftliğin dedi ışık alması lazım. Yani daha doğrusu amonyak gazının dışarı atılması lazım. Onun üzerine dikkat etmişseniz her tarafları böyle açtık yani. Evet. Havalandırdık. Bir de hocamın en büyük etkisi şu oldu. Hayvan hiçbir -25 dereceye kadar dedi dayanır. Sağlık yönünden hiçbir problem yaşamazsınız. Bu tabii ki bunun üzerine de böyle çeşitli bilgiler alaraktan biz çiftliğin çeşitli yerlerini açtık. Ne bir amonyak gazıyla karşılaştık. Şimdi Allah'a şükür pek öyle hayvan rahatsızlığıyla karşılaşmıyoruz. Bir de şu andaki mevcut bakıcı arkadaşımız dediğim gibi çok profesyonel yani bu işte. Hayvan tırnaklarının mesela hayvanların tırnak hastalığı vardı. En az 3-4 tane de hayvanı tırnak yönünden kaybettik. Süt düşüyordu mesela. 20 kilo süt veren bir hayvan tırnak rahatsızlığı olduğu zamanlarda 10 kiloya kadar düşüyor sütü. Bu gelen bakıcı arkadaşımız hayvanların tırnaklarını gayet kendisi kesti ve bakımını yaptı. Şimdi böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmıyoruz yani. Peki, hocam siz bu işletme için adeta bir can suyu gibi olmuşsunuz. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii en önemlisi Mehmet Ali Bey'in buraya yani bize ulaşması. Yani çünkü birine yardım edebilmek için onun yardıma ihtiyacı olduğunun farkında olması lazım. Mehmet Ali Bey de bu konuda bilinçli bir yetiştirici. Kendi probleminin önce farkında olup çözüm aramak için çaba harcayan birisi. Bu sayede bize ulaştı ve elimizden geldiği kadar yardım ve bilgilendirme yaptık. Hem kendi konumuzda, kendi konumuz dışındaki kısımlarda da uzman arkadaşlara elimizden geldiğince yönlendirdik. Ve fayda gördü. Mastit konusunda aşıların yanında Mehmet Ali Bey aynı zamanda hayvanın dengeli beslenmesi, yeterli vitaminler almasını da sağlıyor. Onun da mutlaka faydası olmuştur. Özellikle kur dönem beslenmesine dikkat etmeye başladıktan sonra birçok problemi yavaş yavaş azaldı. Özellikle mastitle kur dönem beslenmesinin de ilişkisi var. Yine tırnak problemlerinin öneminin farkında olması da çok güzel. Çünkü tırnağı problemli bir hayvan hem yem yemeye hem su içmeye daha az gider. Hayvan az beslendiğinde de süt verme azalır. Bu probleminden kurtulmuş bir hayvan çok daha sağlıklı ve verimli hale gelir. Bu yüzden tırnak konusunda da problemlerini çözmüş olmaları iyi bir şey. Özellikle tırnak sağlığı konusunda beslenmenin de yakından ilişkisi var. Yeterli kaba yem tüketen, dengeli beslenen hayvanlarda tırnak problemi daha az olur. Çünkü tırnak problemini tetikleyen en önemli şeylerden birisi beslenme, hayvan dengeli beslenmesi, yani beslenmemesi daha doğrusu. Diğeri de kötü zemin. Bu iki problem çözüldüğünde tırnak problemleri de azalıyor. Peki hocam, beslenmeyle ilgili hastalıklar konusunu konuşmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Nelerdir bu hastalıklar? Evet, beslenmeyle ilişkili
çok fazla hastalık var ve rutin olarak çiftliklerde karşılaşılan hastalıkların pek çoğu da beslenmeyle doğrudan ilişkili. Yani mikrobik olmayan hastalıkların hemen hepsi beslenmeyle ilişkili. Hatta bir kısım hastalıkta mikrobik kökenli olsa bile beslenmeyle ilişkili olarak hastalığın şiddetinin artıp azaldığını görüyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi demin Mehmet Ali Bey de vurguladı, mesela mide dönmesi. Abomazum deplasmanı dediğimiz hayvanın ön midelerinin en küçüğünün yerinin değişmesi. Bunun en önemli sebebi mesela hayvanın yetersiz kaba yem yemesi ve gün içinde aç kalması, yani önünün boş kalması. Ve bunun tedavisi oldukça zor ve pahalı. Ama bizim fakültemizde çok başarılı bir şekilde ameliyatla tedavisi yapılabiliyor. Ama bu ciddi bir masraf ve hayvan için önemli bir sıkıntı. Halbuki hayvanın önüne koyacağımız biraz daha fazla kaba yem, rasyonun uygun şekilde dengelenmesi bir hayvanın hem verim kaybı hem de hatta ölümüne, erken sağılırken kesime sevk edilmesi gibi bir duruma engel olabilmekte. Yine çiftliklerimizde çok sık rastlanan hastalıklardan bir tanesi doğum felci. Hayvanın uygun şekilde, özellikle kuru dönemde beslenmesiyle tamamen ortadan kaldırılabilmesi neredeyse mümkün. Mesela bu çiftlikte uzun zamandır, hatta yıllardır doğum felci yaşamadık. Evet, doğum felci. Biz hiç bu çiftlikte doğum felci yaşamadık. Ve hocamın dediği gibi midenin, yani dönmesinin sebebi şu. Bizim daha önceleri görmüş olduğunuz yemliklerimizde, saat kaç şimdi? 12. 12'de hiç yem olmazdı. Kup her taraf böyle tertemiz, pırıl pırıl olurdu. Ama hocam şunu söyledi. Sizin hayvanlarınızın önünde yem var mı? Yani saman var mı en azından? Hayır hocam. Biz mesela hayvanları saat 5.30'da yemliyoruz sabahleyin. Saat 9.30'da yemlikler tertemiz. Gayet hiçbir şey yok yemliklerde. Hayvan geldiği zamanlarda yem bulamıyor. Hocam şunu söyledi. Sizin dedi hayvanlarınız bir kere stres içerisinde. Yani geldiği zamanlarda yemliğe yem bulamıyor. Kuru dönemdeki de süt sağımlı olanlarda. Buradaki şimdi hocam bize rasyonlarını yazdı. Bir, 3 tane rasyon yapacaksınız dedi. Bir, süt hayvanları için rasyon hazırlayacaksınız. Sütten kesmiş olduğunuz hayvanlar için rasyon hazırlayacaksınız. Bir de düve buzağlar için rasyon hazırlayacaksınız. Bunların üçünün de rasyonunu hocam bize verdi, yaptı, uyguladı kağıtlar halinde. Ve biz bunları yaptık ve uyguladık. Şu anda yani şu etapta burada biz günde bakıcı arkadaş 100 sefer yem karar. Bir süt hayvanlar için, kuruya geçmiş hayvanlar için, bir de düve buzağlar için. Yani bir nevi hocam dengeli ve yeterli beslenme olmalı. Tabii. Çünkü sağlam hayvanla kurdaki hayvan ya da işte büyümekte olan genç hayvanın ihtiyaçları birbirinden farklı. Eğer bu farklı ihtiyaçlara göre uygun bir yemleme yapılmazsa bazı besin maddeleri ya fazla gelir ya eksik gelir. Ve bu da birçok hastalığı tetikler. Birçok yetiştirici karşılaştığı hastalıkların sebebinin ne olduğunun da farkında olmadığı için çözüm bulamıyor. Eğer bir problemle karşılaştığında onun sebebini bulabiliyorsak çözümü de daha kolay üretiriz. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. Mehmet Ali Bey dediği gibi uygun bir beslemeye geçtikten sonra birçok çiftlikte rutin görülen birçok hastalık kendi kendine azalıp ortadan kaybolmuş durumda. Dediğim gibi mikrobik hastalıklar dışında. Onlar için ayrı tedbirlerin alınması lazım. Ama en çok sık rastlanan hastalıklardan korunmak için dediğim gibi uygun bir besleme ve dengeli
rasyon uygulama, dengeli besleme en önemli faktör olmakta. Peki hocam, sağlık masraflarının çok olduğunu söylemiştik. Sizce bir hastalığı tedavi etmesi mi daha ekonomiktir, yoksa hastalığın tedavi etme süreci mi daha ekonomiktir? Çiftçilerimiz neler yapmalı? Evet, bir hastalığı tedavi etmek başlı başına bir masraf kapısı. Tabii veteriner hekim çağrılacak, ilaç masrafı olacak, tedavi için bir uygulama yapılacaksa bu uygulamanın masrafı olacak. Ama göze görünmeyen en önemli masraflardan birisi de aslında o hayvanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası oluşan verim kaybı. Yani o hayvandaki verim kaybının masrafı çoğu zaman yetiştirici tarafından fark edilmiyor. Ama bir sağlık sorunu yaşayan hayvanın sağım dönemi boyunca vermesi gereken verimin altına düşeceğini de unutmamak lazım. Bu doğrudan bir gelir kaybıdır. Yani o hayvan hiç hastalanmamış olsaydı, diyelim yıllık 6 ton süt verecekti ama bir sağlık problemiyle karşılaştığı için o hayvan tedavi edilse bile muhtemelen mesela 5,5 tonda, 5 tonda süt verimi kaldığında bu doğrudan bir gelir kaybı demektir. Ama bunun yetiştirici tarafından fark edilip hesaplanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir hayvanın hiç sağlık problemi yaşamaması ve bu sağlık problemi yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması, yani koruyucu hekimlik uygulaması en karlı uygulamadır. Ve iyi bir yetiştirici kendini bu açıdan yetiştirir, yani tedbirleri kendisi alır ve bu tedbirleri alacak uzman veteriner hekim ya da yakındaysa, imkanı oluyorsa işte üniversitelerle işbirliği içinde problemini çözmeye çalışır ve böylece daha karlı olur. Devamlı oluşan beslenmeyle ilişkili hastalıkları, sağlık problemlerini tedavi ettirmek bu açıdan aslında en zor ve en masraflı yaklaşımdır. Baştan tedbirleri alıp sorunları hiç yaşamamak en akıllıca yaklaşımdır. Peki hocam, beslenmeyle ilişkili hastalıkların sebep olduğu ekonomik kayıplar nelerdir? İşte bunlardan en önemlisi, süt inekleri için konuşursak, süt verimi kaybı. Demin örnek verdiğim gibi hayvanın aynı bakım beslemeyle verebileceğinden daha az süt vermesi ya da aynı sütü daha fazla yemle vermesi ciddi bir ekonomik kayıptır. Yine döl verimi de, yani hayvanlardan elde ettiğimiz yavrular da önemli. Beslenme hastalıklarından dolayı bir ineğin gebe kalmasıyla ilgili masrafların artması İkinci bir önemli masraf ve üstüne özellikle gebe hayvanların yavru kaybetmesi, doğan buzağların beslenmeyle ilişkili hastalıklardan kaybedilmesi, bunların hepsi üst üste binen ve işletmelerin mali durumunu kötüleştiren en önemli etkenler olmakta. Yani sonuçta her yönden yaşanan hastalıklar ciddi ekonomik kayıplar oluşturuyor ki bunların çoğu da küçük ve basit, kolay uygulanabilir tedbirlerle engellenebilecek, tedbir alınabilecek durumlar. Peki hocam, son olarak beslenme hastalıklarıyla ilgili sizin söylemek istediğiniz son olarak çiftçilerimize ne gibi mesajlar vardır? Evet, beslenme hastalıkları aslında çok geniş bir konu. Mesela enerji eksikliğinden kaynaklanan beslenme hastalıkları var. Hayvanın gün içinde alması gereken, ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanamamasıyla ilgili hastalıklar var. Yine önemli bir grup beslenme hastalığı hayvanın yetersiz kaba yem alımıyla ilgili oluşan hastalıklar var. Demin bahsedildi, mide dönmesi, yine asidoz bunlardan en önemlileri, yani hayvanın işkembesinde çok fazla asit üretimi, bu asitlerin emilip kullanılamaması, bir anlamda işkembede ekşime ortaya çıkması. Yine
Az göze görünen ama çok önemli bir kısım mineral eksikliğinden kaynaklı hastalıklar. Demin bahsedildi, doğum felci bunlardan birisi. Ama bir hastalık oluşturmasa bile mineral eksiklikte verim kaybı oluşturarak hayvanlardan ekonomik bir ürün almamızı engelleyebilir. Miktar olarak çok az miktarda alması gereken bir mineralin yetersiz alınması o hayvanda vermesi gereken sütün önemli bir kısmını vermemesine sebep olabilir. Ya da buzağı mesela doğumlarının oranının azalmasına sebep olabilir. Halbuki günde hayvana 1 gramdan az vermemiz yetecek olan mineraller var. Bunların mesela hayvana yeterince verilmesini temin etmek lazım. Yine bunun dışında da yemde fazla bulunan ya da bulunmaması gereken maddelerle ilgili beslenme hastalıkları var. Mesela en basitlerinden birisi, hayvan eğer kum, taş, toprak içeren yemler yiyorsa, yani mesela çok aşağıdan biçilmiş bir silaj ya da çamurlu hayvan pancarı hayvana yedirdiysek, bu taş, kum ve benzeri maddeler işkembenin içinden kolayca atılamaz. İşkembenin dibine çöker ve mesela hayvanı yıllarca rahatsız edebilir. Yani hayvanların beslenmesi sağlıkla çok yakından ilişkilidir ve sağlıkla karlılıkla çok yakından ilişkilidir. Eğer hayvanlarımızı dengeli ve sağlıklı besleyebilirsek ancak o zaman işletmeler ekonomik bir şekilde devam edebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet. Sizin eklemek istekleriniz var mı acaba Mehmet Ali Bey? Şu anda bizim eklemek istediklerimiz, teşekkür ederiz. Biraz da hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi biz birçok rahatsızlıklardan kurtulduk. Yani hayvan şu anda mide döngüsünden dolayı çok şükür hayvan zayiatımız yok. Hayvanlarınız hastalıklardan ağır değil mi? Tabii tabii şey olarak yani biz her hayvanı kaybettiğimiz zamanlarda hocama danıştık böyle böyle bu şekil. Buzağı mesela ölümleri vardı falan. Şu anda pek yaşamıyoruz yani bu gibi şeyleri. Daha doğrusu hayvanın nasıl besleneceğini hocam bize öğretti ve gösterdi. Sağ olun. Teşekkür ederiz kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bizi çiftliğinizde ağırladığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Karali köyünde Erdemoğlu çiftliğindeydik. Şimdi başka bir çiftliğe daha gideceğiz. Bakalım orada ne gibi sorunlar var. Sevgili seyirciler, çiftlik programında Karaliler Köyü'nde başka bir çiftliğe geldik. Yanımızda Mehmet Bey var ve Ahmet Bey var. Şimdi çiftliklerini onlardan dinleyeceğiz. Sizleri biraz tanıyalım. Valla işte gördüğünüz gibi bir yıl içinde getirmiş olduğumuz simanteller 80 baş kombinerik olarak aldık Almanya'dan, ithal. Hı hı. Hem süt hem et olarak düşündük. Önce Holstein çiftliğimiz vardı, onu kapattık, tekrar buna başladık. Şimdilik
yem fiyatlarından dolayı biraz muzdaribiz ama ne yapalım, yapmış olduğumuz iş bu olduğundan dolayı bunu yapacağız. Başka yapacağımız bir iş yok. Peki Ahmet Bey, siz ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Şimdi sorunlar olarak bizim yetiştirici olarak yetiştirmede, üretimde bir sıkıntımız yok. Malum yani elimizden geldiği kadar her şeyi kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Ama sıkıntımız Türkiye'nin sıkıntısı, bu pazar sıkıntısı. Şimdi sütü yetiştiriyorsun, kaliteli süt yetiştiriyorsun. Satışın güzel ama karşıdaki alaç firma, bunlar sıkıntılı. Sana diyor ki beni diyor yemle takip edeceksin diyor. Yeme mecburi bırakıyor. Yem fiyatları yeterince yüksek. Maliyete göre sattığımız süt çok çok ucuz gidiyor. Tamam, üreticiye yani tüketiciye göre bağlı olabilir ama bizim girdilerimiz sütten çok çok pahalıya mal oluyor. Şu an almış olduğumuz yem 60 lira. Sılacımız olsun, ondan sonra samanımız, işçi maliyetimiz, yok. Hepsi yok ama süde göre yem çok pahalı, fabrika yemi. Peki hastalıklarla alakalı bir sıkıntınız oluyor mu? Hastalıklarla alakalı şu anda hastalıklarla bir alakamız yok. İşte bu, az önce de hocamla görüştük de bir buzağlarda mevsimsel bir geçiş oldu, hastalık geçişi. Lezle gibi, grip gibi mesela insandaki. Hep oluyor mu peki? Hani bu yıl? Yok, olmadı. Bu yıl aşırı kar yağdı, soğuk oldu, aşırı soğuk işte oldu. Bir hafta önce oldu bu da yani. Bu geçiş bir hafta önce oldu. Önce bir şey yoktu yani, sağlıklıydı. İşte bu işte 3 aylık bir danalarda olmaya başladı yani. Ama geçiyor. Süt içen hayvanlarda yok hocam bu ama sadece sütten ayırdığımız dana türü. Öbür türlü düve. Hastalıkta sıkıntı çektiğimiz bir hastalık, bir şey yaptığımız yok yani şu anda. Peki hocam, evet. Neden oluyor bu hastalık? Özellikle buzağı başlangıç yemi kalitesi çok önemli. Evet. Ve buzağların özellikle vitamin mineral yönünden desteklenmesi, bulundukları kulübelerin temiz, kuru, hijyenik olması ve mümkün olduğunca buzağların birbiriyle temas etmeden o ilk iki ayında bakılabilmesi çok önemli. Buzağ kulübeleri birbirine çok yakınsa, hijyenik değilse ve özellikle de bu buzağ yemlerinin kalitesi düşükse problemler artabiliyor. Tabii buzağı ölümlerini azaltmak hem işletme hem ülkemiz açısından sus ve en önemli durum. Evet. Çünkü hem işletmelerin bir anlamda en önemli gelir kaynağından birisi dişi ve erkek buzağların satışı ve işte çiftlikteki yaşlı ineklerin yenilenmesi için de düveye ihtiyaç var. Aynı zamanda ülke açısından da et krizini aşmanın yolu hayvan sayısını artırmak, özellikle kesimlik hayvan sayısını artırmak. Bunun için buzağlara çok iyi bakmamız gerekiyor. Bunun için de ilk iki ayındaki besleme kilit önem taşıyor. Bu ilk iki ayında çok iyi bakım besleme uygulanırsa hayvanın sonraki hayatındaki dayanıklılığı da ona göre artıyor. Hocam bir de şeye değineyim ben. Bizim zaten bu hayvana yönelmemizin sebebi biraz daha direnci Holstein'a göre yüksek olduğu için biz bu hayvanı işletmeye soktuk. Smantel'de seçmemizin konusu bu oldu. Hocamızın dediği gibi. Siz bir şey soracaktınız. Yani şimdi bakanlığımızın bir mesela et olsun, süt olsun, sütte öyle bir şey gözükmedi de et de gözüküyor. Et bir yüksek fiyat aldığı zaman bakanlık otomatikman bir faaliyete geçiyor. Dışarıdan ithal ve bir şeyler yapıp bir duraklatma yapıyor ette. Ama bunu yemde niye yapamıyoruz? Benim başlıca üstüne basa basa itiraz ettiğim, yıllardır da söylediğim bu. Yemde niye bunu yapamıyoruz? Şimdi diyor ki yem dışarıdan geldiğinde içine yem ne girdiğini bilmiyoruz diyorlar. Tamam ama bu sefer et geliyor dışarıdan, onu da yiyoruz. O nasıl olduğunu biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Yani bu yem diyorlar serbest sektör. Ya yem, ben katılmıyorum buna yani yem serbest sektör olarak. Sonuçta bu da Tarım Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Yemcilik, üretim. Süt aynı yani süt, et süt muamilleri de Tarım Bakanlığı'na bağlı. Buna müdahale yapıyor da. Bu yeme niye müdahale yapamıyor, ben ona sıkıntılıyım. Hocam bu yem bayağı bir sorun. Evet, ciddi bir problem.
belki bir öneri olarak şu söylenebilir. Yetiştiricinin satın aldığı faturalı yem üzerinden bir de yem teşviği belki yapılabilir. Yani eğer süt maliyetlerini düşürmek ve yetiştiriciyi mali açıdan desteklemek evet. için hani süt fiyatına müdahale edilemiyorsa yem fiyatına destek olunabilir, sübvansiyon yapılabilir. Tabii. Eğer yem fiyatı ya maliyet açısından ya da işte sübvansiyonla desteklenebilirse bu durumda yetiştiricinin de üstündeki yük hafifletilmiş yani. Olabilir. Hocam ben bir de şunu söylemek istiyorum. KDV'yi bakanlığımız kaldırdı yemde ama bunu bizden aldı, kaldırdı fabrikanın cebine koydu açıkçası. KDV'yi kaldırdı, kaldırmadan bir hafta önce zaten yeme 5 milyon zam geldi. Yani çuval başında. KDV'nin kaldırılması size bizim için hiçbir etki yapmadı. Fonksiyonu yok. Şimdi yemin birçok ham maddesi ithal ve yüksek de gümrük oranı var. Belki bu gümrük oranları düşürülebilir. Bu düşürülmezse bile yemin üzerinden yani tüketilen, yani üretilen değil de yetiştiricinin satın alıp tükettiği yem üzerinden bir destekleme bu anlamda faydalı olur diye düşünüyorum. Sevgili Kanal 15 izleyenleri, çiftlik bu hafta Bucak Karaliler köyündeydi. Bir başka programda ve çiftlikte yeni konularla yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.